Sümer Tilmaç, e, tifo deyince hemen penisilini söylediniz değil mi? Bir... Evet, penisilini söyledim. İsterseniz şu yardımların neticesine bakalım, ondan sonra konuşalım. Şimdi e, ben... Bakabilecek miyiz yardımların neticesine? <laughs> Toplanıyorlar mı? Tamam, Son peki. Son durumu. Tamam, Son peki. Durumu e, eskiden Öyle mi? E, orta oyuncuları buna yani orta oyunu oynayanlar bilirler. Parsa denir, Levent abim de bilir. Oya abla da bilir. Oya abla diyorum, Levent abi falan diyorum. Yaş olarak ben onlardan büyüğüm ama <laughs> e, şu anlamda söylüyorum. Ben Türkiye'de İsmail Dümbürlü dahil olmak üzere e, bütün komedyenlerle e, aynı sahneyi veya aynı işte perdeyi sinemada falan hepsinde beraber oynamak şerefine nail olmuş insanlardan bir tanesiyim. E, Levent Kırca eee Çocukken tüfo geçirmiş ama ben <laughs> e, Oya'nın da bir hastalık geçirdiğine kesin inanıyorum. Çünkü başka türlü Levent'le beraber olmak var. mümkün değil yani e, o bakımdan. E, burada paylaşım e, ve de pelisinin konusunda e, Oya'nın da bir tuhaflığı var. Yani e, şimdi e, söylemek istediğim öz cümle şu. E, ben e, Levent Kırca ve Oya Başar Tiyatrosu'nun ve de e, televizyonunun gerçekten ciddi anlamda bir seyircisiyim, izleyicisiyim. Çünkü komediyi cidden çok seven bir insanım. Ve çok iyi bir seyirciyim. E, oyunculuğun ötesinde çok iyi bir seyirciyim. Çünkü sebebine gelince e, çok eskiye dayalı ustalarla beraber bu işi paylaşmanın getirmiş olduğu belki onları sahnede seyrederek, karşılıklı oynayarak bir takım e, e, şu, gözlemlerim oldu yani. Levent Kırca beni e, ciddi anlamda e, Türk tiyatrosunda e, ve sinemada, televizyonda e, güldüren insanlardan bir tanesi. Birkaç tane var böyle. Türkiye'de birkaç tane var yani. Kolay kolay yetişmiyor bu penisinin arkadaşlar. Yani cidden yetişmiyorlar. Ama Türkiye bunun tabii ki farkında. Ama ben istiyorum ki çok çok daha farkına varsınlar. Sebebine gelince çünkü Türkiye'nin kurtuluşu yani bir anlamda buna dayalı. Sebebini yani daha açmak, daha altını çizmek istemiyorum. Bunun yorumunu şöyle değerlendirmiştim bir tarihte. Perşembe pazarında hiçbir şey yapmadan telefonları kaldırarak sadece telefonlarda e, demir satarak e, insanların altlarına arabalar alıyorlardı. Biz o tarihlerde sürünüyorduk. E, hala da pek fazla yaşadığımı söylenemez çünkü duygularını yaşayan insanlarız bizler. O insanlar eğer bu e, ekonomik altyapıyı e, sadece telefonlarla hallediyorlarsa bir Levent Kırcan'ın e, bir okul yaptırmış olması, efendim e, e, altında arabalarıyla 3-5 tane araba merakıyla yaşaması e, bana göre çok doğal, hatta da eksik yani. Çünkü bu kadar için altında Levent Kırca'nın o Perşembe Pazarındaki adamın kazandığı parayı oranla kazandığı paralar az yani. Ee, az. O yüzden topluyoruz işte. Efendim, evet, evet. Yani evet topluyoruz. Ee, ben e, Türkiye'de Levent Kırcaların e, oya başarlarının e, gerçekten e, ciddi anlamda çoğalmasını isteyen bir oyuncuyum. Sebebine gelince onlar çoğalacak ki e, biz de ev kirasını verebileceğiz. <laughs> e, ciddi söylüyorum bunu. Yani, e, yani gerçekten ciddi söylüyorum. E, i̇stiyorum ki e, bu anlamda yani Levent Kırca e, anlamındaki e, bir adamın, bir insanın e, bu yaptığı okulda onun yanına da bir <laughs> ufak bir konsertuvarın e, açılmasını. Bu konservatuvarda Levent Kırca'nın 15 günde bir defa o yöreye gidip, o bölgeye gidip, o insanlara tiyatronun yani e, ne demek olduğunu, nasıl olduğunu, çünkü e, artık Levent Kırca bir usta seviyesinde bir insan. E, bence e, televizyonun e, şöyle söyleyeyim, e, bu tabii bu bir tartışma meselesidir Türkiye'de hala tartışılıyor bazı insanlar tarafından bir Yılmaz Güney'dir e, bana göre. Yılmaz Güney e, tartışılmaması gereken bir e, kişi benim sinema görgüm anlayışım içerisinde bunu değerlendirmeye çalışıyorum. Televizyonun bir Yılmaz Güney'dir. Onun için böyle bir hocanın en azından eğitim konusunda da çok ciddi olarak öğrenciler ve insanlar yetiştirmesi gerekiyor. Benim yaşım büyük olmasına rağmen ben ondan bir öğrenci olarak çok şey öğrenmek üzere yanında part-time çalışmış bir oyuncuyum. Part-time çalışmaktan çok mutluyum hiçbir organik ve ekonomik bağım olmamasına rağmen oyuncu olarak bunu söyleyebilmek de benim için bir onur meselesidir. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz Süperci. <laughs> <laughs> Ama ben burada bir şey eklemek istiyorum. Yani Levent Kırcı belki sahneye çıkıp yetiştirmiyor insanları. Yani şu anda ders vermiyor e, öğrencilere fakat birçok e, sanatçının ondan etkilendiğini, hatta genç stand-up e, sanatçılarının e, ve hatta başka tiyatro sanatçılarının e, ondan etkilendiğini ben görüyorum. E, ekrana baktığım zaman da görüyorum. Önce, Onları sahnede izlediğim de zaman da de görüyorum. Yani olacağım diye bir iddiam var yani. Onun yüzden çizmek fikirdese. Yani Levent çok kişiye ders verdi bence bugüne estağfurullah, kadar. Estağfurullah estağfurullah. Love